Geldiniz. Dear guests, welcome to Le Cordon ve İstanbul Open House Gastro Show. Katılımcılarımızı bekliyoruz. Birazdan etkinliğe başlayacağız. Dear guests, welcome. We are waiting for our participants. We'll be starting soon. Merhabalar. Le Cordon Bleu İstanbul Open House Gastro Show'una hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle okulumuzla ilgili kısa bir video gösterimi olacak. Ardından sunumumuz olacaktır. Sunumdan sonra gastro show'umuz başlayacak. Eğitim programlarımızla ilgili sorularınız olursa lütfen chat kısmına yazınız. Welcome, first of all, there will be a short video and then we will have a presentation about our school. After the presentation, gastro show will start. If you have any questions about our programs, please write to the chat. Teknik bir arıza nedeniyle sizi bir dakika bekletiyor olacağız.
Teknik. Creativity. Perfection. Discipline. Professionalism. Tradition.1895 yılında Paris'te kurulan Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu günümüzde 20 ülkede 35'i aşkın uluslararası okulda yılda 20 bin öğrenciye eğitim vermektedir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları lisans öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken Le Cordon Bleu'da açtığı sertifika programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen kişilere yeni bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Le Cordon Bleu founded in 1895, currently is present in 20 countries with more than 35 international schools attended by 20,000 students annually. Özyeğin University and the Le Cordon Bleu signed a partnership agreement in July 2012. In the frame of this partnership, Özyeğin University Gastronomy and Culinary Arts License Program students as well as Le Cordon Bleu certificate students are receiving very strong culinary education from experienced international chefs. Le Cordon Bleu doors are open to anyone inside or outside of the industry who wants to improve themselves in the culinary arts world by teaching of Le Cordon Bleu chefs using the Le Cordon Bleu training modules. Le Cordon Bleu İstanbul, 220 bin metrekareyi aşan prestijli Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Kampüs Asya yakasındadır. Toplu taşıma araçlarıyla ve şehrin merkezi noktalarından günde birkaç kez üniversite servisiyle kolayca ulaşılabilir. Öğrenciler 2626 yatak kapasiteli yurtların yanı sıra kampüs içinde yer alan yarı olimpik kapalı havuz, kütüphane, yemek mekanları ve sosyal olanaklardan da faydalanabilirler. Le Cordon Bleu İstanbul is located in the reputable Özyeğin University campus, which is over 220,000 square meters. The campus is located on the Aegean side and easily reachable through public transportation. There is also university shuttle between the city center and the campus several times a day, and students can benefit from 2,626 bed capacity dorms, along with sport facilities, including half Olympic indoor pool, library, food and outlets within the campus. İstanbul geleneksel lokantalardan lüks fine dining restoranlara, büyülü mısır çarşısından zengin balık tezgahlarına ve renkli taze pazarlara kadar çeşitli deneyimler sunuyor. Çok yönlülük bu şehirde sınır tanımıyor. İstanbul offers a variety of experiences from traditional diners to luxury fine dining restaurants, from magical spice bazaar to rich fish stands and to colorful fresh markets. Versatility has no borders in the city. Le Cordon Bleu öğrencilerine 3650 metrekarenin üzerinde son teknoloji tesisler sunmaktadır. Teori derslerinin yapıldığı mutfak altyapılı gastroditorium ve uygulamalı derslikler yer almaktadır. Le Cordon Bleu offers state-of-the-art facilities over 3650 square meter, consisting of the auditorium with culinary infrastructure for theory courses and practical culinary classes. Le Cordon Bleu çeşitli eğitim imkanları sunmaktadır.
Uzun dönem profesyonel sertifika programlarımız olan mutfak ve pastacılık programlarımız temel, orta ve üstün olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır ve her biri 11 hafta sürmektedir. 3 seviye mutfak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplomada küzin, 3 seviye pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplomada patisserie sertifikalarını almaya hak kazanır. 3 seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz ise uluslararası prestije sahip Grand Diplom sertifikasını alarak okulumuzdan mezun olur. The Cordonbleu offers variety of programs. Both patisserie and cuisine programs consist of three stages: basic, intermediate, superior. Certificate programs each lasting 11 weeks. Students can either attend three stages independently or complete the entire program. Those who complete all three stages will be granted by Diplôme de Patisserie or Diplôme de Cuisine. In case of completing both programs in all three stages, one would graduate with a Grand Diplôme. Grand Diplôme sertifikasını görebilirsiniz. Here is a picture of a Grand Diplôme. 24 Ocak 2022'de ilk kez açılacak olan Türk Mutfağı Programı, Le Cordon Bleu'nun mutfak sanatları eğitimindeki 125 yılı aşkın tecrübesi ve disiplinini Türk mutfak teknikleri ve reçetelerine uyarlayarak oluşturulmuş çok yönlü bir programdır. Le Cordon Bleu şefleri ve misafir şefler tarafından verilecek olan zengin ürün içeriği, köklü geçmişi, derin kültürü ve yüzyıllardır korunmuş reçetelere sahip Türk Mutfağı Programı, İngilizce ve gösterim dersleri de Türkçe'ye çevrilecek şekilde çift dilde verilecektir. Uygulama seansları, gösterimler, Kur'an dersleri ve saha gezilerinden oluşan bu kapsamlı program iki seviyeden oluşacaktır. Birinci seviye olan Klasik Türk Mutfağı Programı'nı başarıyla bitiren öğrenciler sertifika dökü Türk belgesini almaya hak kazanırlar. İkinci seviye olan Bölgesel Türk Mutfağı Programı'nı başarıyla bitiren öğrenciler sertifika dökü Türk rejyonel belgesini almaya hak kazanırlar. Her biri günde 6 saat, haftada 2 gün ve toplamda 120 saat olan her iki seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere Diplôme dökü Türk belgesi verilir. Turkish Cuisine program to be opened for the first time on the 24th of January 2022 is a versatile program of Turkish culinary techniques and recipes with Le Cordon Bleu for over 125 years old experience. The Turkish Cuisine program offers a rich content through executed techniques and recipes preserved over centuries and through lectures on the Turkish culinary heritage. The courses will be given by Le Cordon Bleu instructors and guest chefs in English, and demonstration lessons will be translated into Turkish. This comprehensive program will have two levels, consisting of practice sessions, demonstrations, theory lessons, and the field trips. Students who successfully complete the first level, classical Turkish cuisine, are entitled to receive the certificate de cuisine Turk. Students who successfully complete the second level, regional Turkish cuisine, are entitled to receive the certificate de cuisine Turk regional. Diplôme de cuisine Turk certificate is given to students who successfully complete both levels, each of which being 6 hours a day, 2 days a week, and a total of 120 hours in total. Le Cordon Bleu'de uzun dönem profesyonel sertifika programları haricinde yoğunlaştırılmış ekmekçilik, çikolata ve şekerleme, hafta sonu mutfak programı, kurum ve kişilere özel hazırlanan tailor-made kurslar ve workshoplar da mevcuttur. Le Cordon Bleu also offers courses like intensive bakery, chocolate and confectionery, weekend cuisine program, tailor-made courses both at personal and corporate levels. Okulumuzda eğitim alan öğrenciler, ikisi İsviçre'den, biri İtalya'dan, biri Fransa'dan, biri Belçika'dan ve biri Türkiye'den olmak üzere uluslararası Le Cordon Bleu Master Şeflerinden eğitim alma fırsatına sahiptir. Kurslar İngilizce olup Türkçe'ye çevrilmektedir. Students have the opportunity to learn from a diverse group of international Le Cordon Bleu Master Chefs, being two Swiss, one Italian, one French, one Belgian and one Turkish. The courses are held in English and translated into Turkish. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitim programlarımızla ilgili sorunuz olursa lütfen chat'e yazınız. Thank you for listening us. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Etkinliğimizde ilk olarak Le Cordon Bleu İstanbul mezunumuz, Season Artisan Bakery Junior Pastry Chef Tuğçe Dülgeroğlu konuk olarak eğitim ve kariyer süreçlerini sizlerle paylaşacak.
İkinci bölümde ise Le Cordon Bleu eğitmen şefi, pastane bölümü yöneticisi Mark Bouquet, Forbel Helen reçetesinin yapımını ve sunumunu paylaşacak. Bu gastro show'da mutfak ve pastacılık tekniklerini öğrenme ve Le Cordon Bleu master şeflerinden ipuçları alma fırsatına sahip olacaksınız. First Le Cordon Bleu İstanbul alumni, seasoned artisan bakery junior pastry chef Tuğçe Dülgeroğlu will share her educational and career journey with you. And in the second part, Le Cordon Bleu instructor chef, pastry department head Mark Bouquet will present the recipe Belle Helene Pierre recipe in details. You will learn the culinary techniques and tips of Le Cordon Bleu MasterChef. Konuğumuzun sunumunu İngilizce dinlemek isterseniz Zoom ekranınızda yer alan çevir butonundan Türkçe'yi seçiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. Öncelikle sözü Zeynep Hanım'a ardından Tuğçe Şef'e vermek isterim. If you want to listen to our alumni chef in English, please choose Turkish from the interpretation button on your Zoom screen and you can listen in English. You can send your questions through the chat and welcome again Tuğçe Şef. Tuğçe Şef'im merhabalar, hoş geldiniz gastro şovumuza. Sizi okulumuzda da ağırlamak isterdik ama içinde bulunduğumuz dönem sebebiyle birazcık online olarak devam ediyoruz etkinliklerimize. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Bugün iş yerimden katılıyorum. Mutfaktan şimdi önlüğümü attım, hemen yukarıya çıktım, bağlandım. Çok isterdim böyle Cordon Bleu formamla evimden, mutfağımdan bağlanmayı ama böyle kısmet oldu. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim öncelikle benimle bana daveti yaptığınız için. Çok mutluyum şu anda. Çok da biraz önce sunumu izlerken fark ettim. Daha bir yıl bile olmamış ben mezun oldum ama ortamı ne kadar özlediğimi fark ettim sunumu seyredince. Ben pandemi dönemi mezunuyum. Bence biraz farklıyız. Ben okula girdikten yaklaşık 3 hafta sonra falan ilk vaka meydana geldi. O yoğun, o kalabalık, o okulun en cırcığlı halini de biliyorum. Sonraki o kapanma döneminin ve sonrasındaki hijyen kurallarının, zaten ekstra olan hijyen kurallarının iyice çığırından çıktığı noktaları da biliyorum. Dolayısıyla o zamanlar en çok üzüldüğüm şey bu gastro şovları online'e almak zorunda olmamızdı. Yani biz öğrenciyken keşke böyle şeyler olsaydı, bu eventleri kaçırdık pandemiden dolayı falan demiştim. O zamanlar kısa süreceğini düşmüştük ama hala devam ediyor. Şimdi de bu şekilde katılmak kısmet oldu. O yüzden çok mutluyum. Evet, siz gerçekten zorlu dönem içerisinde başarıyla okuyan bir dönemsiniz. Gerçekten sizin için de kolay bir dönem değildi ama çok keyifli ve pandemi kuralları içerisinde güzel eğitiminizi bitirdiniz. Ama evet. Biz tekrar size, her konuştuğumuz öğrenci aynı şeyi söylüyor. Okulu çok özledik diyorlar. Evet. Biz sizi tekrar burada görmek istiyoruz her zaman. Okulu ziyaret ederseniz çok memnun oluruz. Kısaca biz sizin bu eğitiminizden, sizin gastronomi yolculuğunuzdan birazcık bahsetmenizi rica edeceğiz ve sizden birazcık bilgi almak isteyeceğiz. Neler yapıyordunuz, nasıl karar verdiniz eğitim almaya, eğitim süreciniz dediğiniz gibi pandemi içerisinde gerçekleşti. Daha sonra bittikten sonra iş süreciniz nasıl başladı? Birazcık bize bilgi aktarırsanız çok memnun oluruz. Tabii ki aktarırım. Konuşmayı da çok severim zaten. Ta çocukluğumdan alacağım şimdi muhabbeti, ben burada devreye sokacağım da çocukluğumdan gideceğim. Ben mutfağa çok hakim, mutfağı çok seven, özellikle yani böyle pasta börek konularında hem çok yetenekli hem de çok böyle özveriyle bizi kendi el yapımı pastalarıyla büyüten bir annenin kızıyım. Dolayısıyla ve teyzem de beni büyütürken bana çok emek vermiş. O da aynı şekildeydi. Ben böyle bir ailede büyüdüm. Yani bizim evimizin fırını hiç sönmezdi. Bize bir tane fanusumuz vardı mutfakta. O fanus hep dolu olurdu. Bittikçe yapardı annem. Okuldan her döndüğümüzde evde güzel kokular olurdu. Dolayısıyla benim hani gastronomi, evet gastronomi ama esas pastacılık aşkım çocukluğuma dayanıyor. Ve hep ilerisi için hayal kurarken pastacı olmak istemiştim. Ama bunu hiç meslek olarak yapabileceğim aklıma gelmedi. Yani keşke, şimdi en büyük pişmanlıklarımdan biri o. Çok daha önceden girseydim. Ben 35 yaşında mezun oldum Cordon Bleu'den. Daha sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde yazılımcı olarak çalıştım 9 sene. 9 senenin sonunda
işte yaşla da birlikte herhalde ne istediğimi, nasıl bir hayat sürmek istediğimi daha iyi anlayınca biraz bir araştırma yaptım. Fakat çok genç yaşta başlamadığım için sektöre girdiğimde, mezun olduğumda bir fark yaratmak zorundaydım. Dolayısıyla bu farkı da seçebileceğim okulla yapacaktım. Alanında yani bir numaralı okul olan Cordon Bleu'yu tercih ettim bu yüzden ve gerçekten iş arama sürecimde de okulumun adı bana çok şey kattı. Okul sürecimi tahmin ettiğimden biraz daha zordu. Öyle söyleyeyim. Hani çok böyle şey hayaliyle gelmiştim. Vanilya kokuları içerisinde çok eğlenceli, çok keyifli vakit geçireceğiz. Evet. Gerçekten çok eğlenceli, keyifli vakit geçirdim ama bu kadar zorlanabileceğimi düşünmemiştim. Bu kadar profesyonel, bu kadar üst düzeyde bir eğitim alabileceğimi de düşünmemiştim. Bu anlamda hem çok tatmin oldum, hem de bir aydınlanma yaşadım. Acaba gerçekten istediğim şey bu mu, bu zorluklara katlanabilecek miyim dedim ama yaptıkça sevdim, sevdikçe daha çok yaptım. Pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kaldık. O sırada da o Le Cordon Bleu at home hashtagleriyle bizi sıcak tuttuğunuz için teşekkür ederiz. Ankara'ya geri döndüm. Ben aslında Ankaralıyım. Bu nasıl söyleyeyim, bu hayal uğruna, şimdi gerçekleştirdiğim hayallerim uğruna ailemden, 9 sene çalıştığım işimden ve kariyerimden, biriktirdiğim bütün arkadaşlarımdan ayrılarak tek başıma bu şehre geldim. Daha sonra pandemi sebebiyle kapanınca ben tekrar Ankara'ya döndüm. Yeniden okul açınca yeniden geldim. Yeniden ev kiraladım falan filan derken yani aslında kendime de bir anlamda ispat etmiş olduğum bir şeyleri ne kadar çok istediğimi. Benim için öyle küçük bir heves değildi yani bu. Daha sonra mezuniyetime yakın esas 3. sınıfta hani Mark şefimin ve Paul şefimin gerçekten üzerimizde çok emekleri var. Bizi çok güzel yetiştirmişler. İş arama sürecinde açıkçası çok seçici davrandım. Çünkü Cordon Bleu teknikleriyle yani o Fransız teknikleriyle çalışan bir yer olsun istedim. Herhangi bir yer olsun istemedim. Şu anda çalıştığım yerden dolayı çok mutluyum. Season Baker'de çalışıyorum. Bizim yani Chef and Owner zaten buranın sahibi de Cordon Bleu mezunu bir şef. Çalıştığım diğer şefim Fransa'da çalışmış bir şef. Dolayısıyla Fransız pastacılığı yapıyoruz sadece ve Cordon Bleu'de öğrendiğim her şey burada gerçekten benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Daha çok yeniyim meslekte. Çok fazla herhangi bir böyle çok bilmiş konuşamayacağım. Şu anda öğrenci olanlara sadece hani peşinden giderlerse pandemiydi, kapanmaydı. Hiçbir şey engel olamıyor insana. Yeter ki devam etsinler diyorum ama çok da fazla böyle tavsiye verebileceğim bir durum yok yani. Ben de çok yeniyim bu meslekte. Yaşım büyük ama deneyimim çok az. Böyle bir süre. Yer değişikliği yaparak bu alana geçmiştiniz. Bundan da bahsettiniz. Bu da çok önemli. Dediğiniz gibi aslında yaş değil, birazcık o tutkuları, istekleri takip etmek gerekiyor. Sonra zaten yaptığınız iş sizi mutlu ettiği için o yaşlı, geç kaldığım düşünceleri bunların hepsi silinip gidiyor. Evet, aynen öyle oldu. Yani çok farklı iki meslek benim yaptım. Yani 9 sene bilgisayar başında hiç ayağa kalkmadan yaptığım bir iş vardı ve çok farklı bir kafa, yazılım kafası. Üretim yani pastacılıksa neredeyse bütün gün hiç oturmadığımız, sürekli ayakta olduğunuz, bambaşka yaratıcılıklarımızı kullanmanız gereken bir alan. O yüzden böyle hayatımı tam olarak aslında ikiye bölmüş durumda Cordon Bleu benim. Cordon Bleu'dan öncesi ve sonrası olarak devam ediyorum. Sonrasını daha çok sevdim açıkçası. Çok keyifliyim, mutluyum şu anda. Tabii ki de hayaller bitmedi. Tam tersi, sektöre girdikçe hayallerim de büyüdü. Daha farklı hayallerim var artık. Sadece Cordon Bleu mezunu bir pastacı olmak istiyordum. Şimdiki hayallerim ise bambaşka. Çok daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Artık hayal de değil, plan diyorum ben. Planlarım var. Umarım onlar bir bir gerçekleşir ve onları da konuşuruz bir gün. Evet, umuyoruz biz de aynı şekilde hayallerinizin peşinden gidersiniz. Hayalleriniz gerçek olur ve onları da burada sizden tekrar dinliyor oluruz umarım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Sizleri çok özledim. Geleceğim. Bütün şeflerimi de ziyarete geleceğim. Sizi de buraya beklerim. İnşallah kopmayız. Cordon Bleu ailesinden biri olmaktan da çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Biz de aynı şekilde her sene büyüyen Cordon Bleu ailemizle hepiniz çok ayrı değerlersiniz. Burada sizleri görmek bizi de çok mutlu ediyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben de teşekkür ederim. Bu pastacılık aşkı yüzünden bizi aramıza yollar soktum annemle. Şu anda o da seyrediyor. Ona da öpücüklerimi gönderiyorum. Üzerimde emeği çok. Hoşça kalın. O da, ben de İlknur Hanım'ı görüyorum. O da öpücüklerini gönderiyor size. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyoruz. Siz tekrar mutfağa döneceksiniz. Hoşça kalın. Evet, hemen mutfağa. Etkinliğimiz İngilizce olarak devam edecektir. Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan İngilizceyi seçerseniz İngilizce, Türkçeyi seçerseniz Türkçe çeviriyi dinleyebilirsiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. Our event will be continuing in English. If you choose English from the interpretation button on your Zoom screen, you can listen in English. If you choose Turkish, you can listen the Turkish translation. You can send your questions through the chat. I would like to give the floor to Chef Mark Bucket to present Gastro Show. Good afternoon. Welcome to the Cordon Bleu. My name is Marc Poquet. I'm chef instructor in patisserie. We will prepare here a small plated dessert. Yeah, we are still autumn, and we decided to present here a dessert with based on a pear and caramel. First, we will start to do a twill dough. For this, we have here some espresso. We have some cream. We have glucose. Some sugar. And of course, some butter. So whole I'm bringing now to a bowl. I'm cooking it to 110 degrees. We have to know that all sugars melting above 38 degrees. We're boiling it now to 110 to get really a dense preparation, which will be later baked inside of an oven by adding some salt, cocoa nibs, and some hazelnuts. I'm adding a little bit of red color to get a more intense, dark twill later on our dessert. As I mentioned, we have here some cocoa nibs. Cocoa nibs is cocoa is a fruit, yes, growing in the belt of the equator, 20 degrees up, 20 degrees down. That means in Antalya, we will be not able to grow cocoa, but Ivory Coast, Brazil, Indonesia, Java Island, yes, that are all places where cocoa is growing. The cocoa is collected and then dried. When it is dried and roasted, yes, it's broken into small nibs, which will be later as a small crunch inside of our chocolate and hazelnut twill. This takes, of course, a little bit time. If you have any questions, please don't hesitate and ask. Yes, I'm not dangerous, even if I'm from Belgium. Yeah, it's a dangerous country sometimes between Flemish and French-speaking people, but I'm from the German-speaking part. We are so something between the judges, between the two big communities. So it starts slowly to boil. Thermometer.
and we need to come to 110 degree. We are not by 100 yet. So water, the liquidity of the cream and coffee is evaporating. That's the reason why it's becoming more and more dense. The butter gives later a binding to this preparation. Five degree to go, we're by
Good. I reach now here my 110 degree. I'm adding nuts, cocoa nibs, and salt. Mixing it through. Pouring the whole on a small tray to cool down as fast as possible. The best plan would be we keeping it for one night inside of a fridge before using. Do we have any questions here? No questions. Very good. Second video, it's also a little bit time intensive, is the crémeux. The crémeux is done out of sugar. The sugar we caramelize. We're cooking a dry caramel. That means we are above 165 degrees. On the other hand, we're deglazing it later with some cream. The cream I'm heating up a little bit. Patisserie actually is quite simple. Yes, we're using four main ingredients, sugar, eggs, flour. Yeah, that's the main ingredients we use. It's only the proportion and the way how to combine it that we changing and becoming a different result out of it. Sugar slowly to caramelize. I'm cooking here a golden brown caramel. I don't like to get a too dark one. Dark caramel would burn and giving a burnt taste, which is not nice. Once the sugar starts to melt, I'm adding also the honey, which is a natural sugar, giving a nice taste to this preparation. I'm having some eggs, egg yolk, have a little bit of salt. I'm blanching them a little bit. My caramel is now done. Slowly, I'm deglazing with my warm cream.
I'm seeing this preparation to taking out all sugar lumps, which may be still in, and cooking now really like a crème anglaise with my eggs. This preparation before putting on a gelatin mass. Gelatin mass is done out of powdered gelatin. Gelatin exists in different forms. Gelatin we have in leaf forms, which you may use at home, but in the industry, we're using quite often the gelatin in powdered form, which is a little bit more cheaper than the gelatin in leaf form. Gelatin is measured in bloom. The gelatin used actually in patisserie is 200 bloom here in Turkey, but we have also gelatin which is used in the milk industry, which is 80 bloom, or in the jelly industry, jelly bonds and so on, yeah, where the gelatin is 300 and more bloom. Bloom or gelatin, to measure the gelatin, been invented many years ago. That was a German guy, Oskar Blum, who found out or invented this measurement of gelatin strength. So gelatin is measured in bloom. Gold leaves, the leaves, we switch there to another system. There are more the metals, platinum, gold, silver, and bronze. If you have a recipe based on leaves, there's no need to change the leaves, as it is always the same one. That means a platinum leaf is 1.8 gram, a gold leaf is 2 grams, and so on. Yes, the leaf, the gram of the leaf is changing, but if you're working with powder, you need to adapt if you're changing the strength of the gelatin. That means if you have 200 bloom your recipe and you have later a gelatin 180 bloom, you need to adapt a little bit your recipe and adding more gelatin powder into it. If you like to switch to leaf, yeah, 200 bloom, the gold gelatin is 200 bloom, that means 2 gram gelatin powder is 1 leaf of gold quality. So I cooked here now my preparation, my crémeux. I have here my gelatin mass, which I prepared already beforehand. The gelatin mass is directly melting inside of my warm liquid. You should never boil gelatin, then you will lose the gelification power. And you have to know that gelatin starts to gelify around 15 degrees. So this we keep now for 24 hours in the fridge. We have now a break of 24 hours. I welcome you back tomorrow. No joke, I did it already beforehand. So my crème goes into the fridge, cling film to contact.
And we could go to the next step, which are the poached pears. It's the main element of our dessert. Yeah, for this, we have here some water. We have some white wine, a little bit of pear pulp. That means we took the pears and made a puree out of it. Of course, some sugar. We have a little bit of lemon. Which I'm bringing now to a bowl. While this bowling, I'm cutting my pears, cutting them into small cubes. Cooking now this for until they are nicely soft, that we can use them really nice on our dessert later. Yeah. So this cooking slowly on the side. While this cooking, I'm coming to the pastry cream, which I need also to do my dessert.
pastry cream, a custard, yes, it's milk. We have some egg yolk and egg. Some vanilla. Sugar. Half of sugar goes into the milk. The other one goes inside of our cream. Sorry, eggs. I'm blanching. Eggs and sugar. While blanching this one, the egg proteins will be left fragile when I'm adding later the warm milk on it. That's the reason why we're blanching. And I'm adding starch. Tempering with warm milk. Bringing it back. And boiling it now so that really I have a nice custard. Once the custard creme pâtissière is ready, I'm pouring it on a tray. Film to contact, and this goes into the fridge so that it can cool down. Any questions here? No questions. Always good. So on a dessert, we would like to get always a crunch. Yeah. And the crunch here will be a crumble. So we have here some butter. We have some sugar. We have some spices. Ginger,
little bit of salt to bring back taste. Then, of course, we have some flour and almond ground. We'll be mixing well together. The best one would be now to keep this for one night inside of a refrigerator, which we don't have. So I have here a tray and baking my crumble directly into a preheated oven to 170 degrees. For around 10 to 15 minutes. Good Matildo is ready. Either you pipe it on a silicone sheet, yeah, or with a spoon, you spoon small pieces of your Matildo. So we're putting small pieces of our Matildo on a tray. Is ready for the oven.
Not yet. So slowly we are here and we can start with our plating action. It means getting ready. For this, we need first to do the vanilla cream. The vanilla cream I prepared already beforehand, so that could cool down. Some whipped cream. My cream I whipped to 3/4, we're calling it. I'm knocking down now the crème pâtissière. Knocking down crème pâtissière means look that I don't have any more lumps in it. You can either do it with a Maryse or with a whisk. We have our gelatin mass, which I'm melting now. Gelatin is thermoreversible, that means I can reheat it again afterwards if my preparation would be jellified already. We don't like it, but could be done.
So my gelatin is melted. I'm taking a little bit of my crème pâtissière to temper the preparation. I don't like to get later lines or stripes of gelatin inside of my dessert. A pastry cream, a crème pâtissière, French way, is cooled down inside of a fridge and not on a marble. We're cooling it down, a cling film on contact, inside of a fridge at +4 degrees, yes, to avoid any microorganism to develop. Yeah, if you would do it on a marble, if you would add butter, yes, it stays on the air. We have a lot of microbes, microorganisms in the air, yeah? And we have the risk, as in the crème pâtissière is egg, yes, that salmonella would growing up, yeah? You know, between 60 degrees and 12 degrees, that's a really risk zone. Where do the salmonellas and bacteria growing up the most fastest? So we're not doing this one. I know it's done quite often in patisseries, still not quite often done, but I would not suggest doing this one. So I'm adding now here my gelatin and crème pâtissière. I'm folding in now the whipped cream. I'm doing this in 3 inclusion. This means in 3 times. My crumble is so far also ready, so can cool down. And my twills are also cooked. This preparation, I'm putting now in a piping bag, fit with a nozzle, a plain nozzle for the crème pâtissière. So my crème pâtissière is ready to be used. Now I'm coming to my crémeux.
my creme cooled down, the gelatin reacted. And now I can really whip up this preparation to give a lot of volume to my creme to pipe it on my tray. So you see, it's really a nice consistency whipping up now. So you see, tools are ready. You could put them now in a tray if you like to use them later as a petit four. Yes, you can put them in a tray and giving them some shapes. But here we like to get the nice round or oval shape. For the creme also, I'm taking a piping bag. Here I'm taking now a star nozzle to get some contrast on my dessert plate. That's now here my plate. I'm cleaning it with a little bit of vinegar, taking out all traces of kalk. So creme is nicely whipped up. You see, we have now a nice consistency. Taking here a little bit of my crumble.
piping now my Krümel. On site, adding a little bit of my crème pâtissière, which is lightened with whipped cream, and starts already to jellify. See, the gelatin starts really directly to react. And now I'm taking some of my prepared cubes of poached pears, which I'm placing around my dessert. Decorating the hole with some pieces of our twill. And ready the small, simple dessert which fits to the season. If there are any questions from your side, please don't hesitate and ask. If not, thanks for coming. Thanks for joining Le Cordon Bleu. We are organized in basic, intermediate, and superior levels. Yeah, in patisserie, that's 2 days per week. In cuisine, 3 days. If you're doing the Grand Diplôme, that means you have 5 days per week lesson. Always in 3 hours demos. After the demo, you're going to the kitchen and you're repeating the dish we presented you. Yeah, so that's quite easy. Under supervision, we are then there to help you to find out the best way to copy the dish we just prepared in front of you. There are no questions? Thank you. You're welcome. Katılımcılarımız, etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Dear participants, thank you for participating in this event. Hope to see you soon.